Merhabalar arkadaşlar. Bugün beraber kelime soruları çözeceğiz. Daha önce de bir kelime yapmıştık. Bugün de bir kelime bir kere daha yapalım dedik. Kelime çünkü önemli. Kelime yaptık. Yarın da bir paragraf çözüm dersimiz olacak. Cumartesi de çeviri dersimiz olacak. Onu sabitledik gibi bir şey oldu. Hemen ekranımı size yansıtarak başlayayım. Sabit günler değil derslerimiz değişiyor. Zaten haftalık şeyini atıyoruz, programı atıyoruz. Arkadaşlar, hemen başlattım. Şimdi bugün beraber kelime sorusuyla birlikteyiz. Dersten sonra ben Telegram kanalıma bunun PDF'in üzerine not aldığım halini paylaşacağım. Oradan da şey yapabilirsiniz, ulaşabilirsiniz PDF'e istediğiniz gibi. Şimdi isterseniz arkanıza yaslanın, beni dinleyin. Ben zaten atacağım, oradan ulaşırsınız. Sadece dinleyin, herkes öğrensin. Şuradan kalemimin renklerini de ayarlayayım. Şurada şöyle bir yeşil olsun. Tamam. Şimdi ben kelime sorularını çözerken arkadaşlar ilk önce şıklara bakıyorum. Bu arada sesle ve görüntüde bir sıkıntı yok değil mi? Direkt başladım ama. Hemen bir dönüş alayım. Tamam, harika. Harika, tamam. Şimdi ben kelime sorularını çözerken öncelikle şıklara bir bakıyorum. Şıklarda bana ne söylüyor? O da iyi olur herhalde. Donuk demiş bir arkadaşımız. O da herhalde zamanla gelir. Çünkü de kendi internetime bağlayayım. Hani sıkıntı olmasın diye. Kelime sorularına ben önce dedim şıklara bakıyorum. Çünkü bana ne veriyor, ne vermiş? Benden ne istiyor? Sıfat mı istiyor? Phrasal verb mi istiyor? Zarf mı istiyor? Verb mi istiyor? Önce bir onu anlayayım. Soruya ona göre, cümleye ona göre yaklaşayım. Yani kelimeler hakkında bir benim bilgim olsun. Ondan sonra sorumu çözerim. Hemen şıklara şöyle ben yazarak başlıyorum. Bakalım. Initiate neydi? Başlatmak, başlamak, başlatmak anlamında. Buna mesela start diyebiliriz. Launch diyebiliriz. Doğru mu? Launch'ın ama bir de neydi? Fırlatmak anlamı da vardı. Tane anlamı vardı. Fırlatmak anlamını böyle uydu, işte füze falan fırlatmak anlamında kullanıyorduk. Sonra aynen o da olur. Sonra accelerate neydi? Hızlanmak. Hızlanmak. Hızlandırmak anlamında. Hızlandırmak anlamında. Sonra C şıkkındaki kelimemiz preside neydi? Üstün olmak. Üstün olmak. Önce olmak. Önce olmak anlamında. Counters da karşılık vermek demek. Karşılık vermek. Bu counter oyunundan aklınıza kalsın. Biri size sıkınca siz de ona karşılık veriyorsunuz mesela. Öyle düşünün. Ben böyle mesela kelimeleri kendimce saçma sapan kodlarım. Provide ne demek? Sağlamak. Sağlamak. Temin etmek demek. Temin etmek demek. Buna mesela başka eş anlam ne verebiliriz? Elicit diyebilir miyiz? Ensure. Temin etmek, sağlamak demek. Yani o anlamda kullanabiliriz. Procure diyebiliriz. Procure. Sonra supply temin etmek, arz etmek anlamında. Sağlamak, temin etmek, arz etmek anlamında. Bunları da kullanabiliriz. Bakalım. Şimdi bize cümlede ne diyor? Şimdi şey ne demek? Olay yeri incelenmesi demek arkadaşlar. Suç yani birleştirildiğinde bu kalıp olarak olay yeri inceleme demek. Olay yeri inceleme. Olay yeri incelemesinde bu da adli bilim, adli tıp. Adli tıp, adli bilim. Adli bilim bir şey yapacak. Kanıtları det deyip açtı. Kanıtlar hakkında detle bilgi verecek. Det deyip açtı. Bağlayabilir bir şüpheliyi
bir şüpheli bağlayabilir bir suça. Yani şüpheliyi bir suçla bağlayabilir. Onunla ilişkilendirebilir. Ya da prove ne demekti? Kanıtlamak. Kanıtlamak ne diyor? Onu ya da bir hani erkek ya da kadını onun masumluğuyla. Masum demek, innocent da masum demek. Masum demek, masum onun masumluğunu kanıtlayabilir ya da bir şüpheliyi bir suçla ilişkilendirebilir dedim. Adli bilim ne yapar? Kanıtları başlatır mı? Kanıtları başlatmak, kanıtları üstün tutmak yani bir şeyle bağlaştıramayız. Hızlandırmayız, karşılık vermeyiz kanıtları zaten. Kanıtları sağlarız, kanıt temin ederiz ki bir suçluyu, bir şüpheliyi bir suçla ilişkilendirebilirim. Ya da bir masum olduğu ya da bir insanın masum olduğunu kanıtlayabilelim. Doğru mu? Çok basit bir kelime sorusuydu. Hemen geçtim. İkinci soruma. Rest on. Ne demek? Güvenmek. Bel bağlamak. Doğru mu? Güvenmek. Buna bir eş anlam yazalım. Hem de bir sürü yazalım. Ne yazabiliriz? Trust yazabilir miyim? Ya da rely on yazabilir miyim? Depend on. Rely on dedik. Aynen. Depend on. Believe in. Depend yazdım. Onu yazmadım. Depend on. Believe in. Believe in. Count on. Ayrıca bunlar da sizin için bakın phrasal verb sorusu için de bir kolaylık. Depend upon da olur. Aynen. Bunlar sizin için bir phrasal verb sorusu için de kolaylık. Hangisini alıyor? Buradan kestirebiliriz birazcık olsun. Bakalım. Go through ne demek? Go through iki, ya birkaç anlamı var tabii ki phrasal verb'lerin kendi içlerinde. Mesela bir onaylanmak anlamı var. Onaylanmak anlamı. Bu şey için kullanılır daha çok. Bir kanun. Ya da işte bir kanunun tasarı kabulü gibi düşünün. Bir kanun tasarısı ve benzeri diyelim. Bir de zor bir zaman geçirmek anlamı var. Zor bir zaman geçirmek. Buna mesela şey de diyebiliriz. Zor bir zaman geçirmek. Go through, get through. Get through. Account for ne demek? Açıklamak, izahat etmek, izahat vermek. İzahat vermek. Yani bir şey açıklamak, izahat vermek. Açıklamak demek. Bunu aynı zamanda explain de diyebilir miyim açıklamaya? Derim. Sonra bring down ne demek? Düşürmek. Düşürmek. Aşağı çekmek. Aynen alt etmek. Aşağı çekmek. Buna da mesela şey diyebiliriz. Neydi? Reduce deriz. Reduce. Drop deriz. PUBG oynayanınız varsa oradan bilebilir drop. Sonra stem from ne demek? Den kaynaklanmak. Den kaynaklanmak. Den kaynaklanmak. Buna da örnek verelim. Pardon, eş anlam verelim. Ne verebiliriz? Mesela result from der miyiz? Result from. Derive from. Derive from. Originating. Doğru mu? Bunların hepsi den kaynaklı. Arise from. Bunların hepsi ne anlamda? Den kaynaklanmak anlamında. Şimdi bakalım soruda bize ne demiş? Dünyanın en zengin bölgelerinde resulting sonuçlanmak, aynen sonuçlanmaktan kaynaklanmak o da olur. Result from, resulting. Dünyanın en zengin bölgelerinde, dünyanın daha zengin bölgelerinde en zengin diyemeyiz çünkü ben yanlış söyledim onu. O superlative bir olay. Onu the ile kullanması gerekiyordu. Ama burada komparatif yapı kullanmış. Daha zengin bölgelerinde, dünyanın daha zengin bölgelerinde kalp hastalığı, strokes felç demek arkadaşlar. Felç bir şey olacak, bir şey yapacak. Kalp hastalığı ve felç bir şey olmak, yani bir şey yapacaklar. Ne diyor? Ölümlerin
çeyreğinden ya da dörtte birinden, quarter çeyrek ya da dörtte birinden fazlası, over, üzerinde. Yani dünyanın ölümlerin dörtte birinden fazlasını bir şey yapacak. Ve there are many factors, çok faktör var diyor. Birçok faktör var. Neydi? İşte rol oynamasında, yani böyle bir şeyin gerçekleşmesinde. Arkadaşlar şu da bir kalıp. Pardon, yanlış yerden çizdim. Bu da bir kalıp. Ne demek? Halk arasında bilinen. Halk arasındaki inanış. Halk arasındaki inanış. Conventional wisdom, inanış. Halk arasındaki inanış demek. Böyle bir kalıp. Ne diyor? Birçok faktör var dedik. Halk arasındaki inanışla tanımlayan, kolesterol olarak tanımlayan en büyük suçlu. Offenders neydi? Suçlu. En büyük suçlulardan biri olarak kolesterol tanımlanıyormuş halk arasındaki inanış. Şimdi bizim zaten şuradan sonrası pek bizi bağlamıyor. Bakalım şurada yakalayacağız şimdi. Kalp hastalığı ve felç ölümlerin dörtte birini ne yapar? Düşürür mü dörtte birini? Hatta sonrasında diyorum ki bu yüzden pek çok faktör var. Bu rolde oynayan pek çok faktör var. Düşürür diyemem. Zor bir durumdan geçirmek, onaylamak, güvenmek, zaten bunlar anlamcı buraya oturmadı. Stem from'a düşebilir miyim? Ölümler işte bunlardan kaynaklanır der miyim? Ama kaynaklanır diyebileceğim bir şey yok. Yani kalp hastalığı ve felçten kaynaklanır. Bir şeyden kaynaklanır diyebilmem lazım. Hani belki sınav anında heyecandan düşülebilir ama kalp hastalığı ve felç bir şeyden kaynaklanır diyebilmem lazım. Ölümleri dörtte birinin üzerinde oluşturması için diyebilmem lazım. Bir şey daha, orada bir sebep daha vermem lazım. O yüzden stim from'u da kullanamayız. Ama kalp hastaları ve felç açıklar, izah verir. Ölümlerin dörtte birinin üzerinde olduğunu açıklar deriz. Tamam mı? Bu şekilde kullanırız. Akşama kadar yüklenir mi bilemiyorum ama yarına yüklenmiş olur arkadaşlar. Geldim hemen üçüncü soruma. Ne diyor üçüncü sorumda? Hemen bakalım. Promise ne demek? Rica ederim. Söz vaat. Assumption varsayım. Varsayım demek. Hemen buna birkaç eş anlam yazayım o zaman. Ne yazabilirim? Presume yazabilir miyim? Presume. Presumption. Bakın birini ezberlerken birkaç tane daha kelime görüyorum. Doğru mu? Mesela guess yazabilir miyim? Mesela hypothesis. Bu da bir varsayımdır. Henüz kanıtlanmadıysa bu da varsayımdır. Hypothesis. Onun dışında mistake, hata, yanılgı, assume. Aynen, assume de olur. Hata, yanılgı. Doğru mu? Yanılgı. Buraya da mesela fault diyebilirim. Failure diyebilirim. Failure'ın başarısızlık anlamı da var. Yanılgı, hata anlamı da var. Priority, bu da zaten çoğullaşmış hali. Ne demek? Öncelik demek. Öncelik demek. Biraz önce bir şıklarda yine vardı. Eş anlamlısı olarak precedence da diyebilir miyim? Derim. Compliment, iltifat. İltifat, övgü demek. Eş anlam olarak ne verebiliriz? Price diyebiliriz. Doğru mu? Price deriz. Acclaim deriz. Bunlar da iltifat, övgü anlamında. Bakalım ne diyor? Oldu. Ne demekti? E rağmen. E rağmen anlamına gelen, yazamadım arkadaşlar. E rağmen anlamına gelen diğer bağlaçlarımız. Bir tekrar edelim. Ne vardı? Much as, though, even though, oldu. Değil mi? Bunlar vardı. In spite of. Devam edelim. Ne diyor? Even if sesa bile. Considering. Consider. Normalde neydi? Consider. Consider. Durumu değerlendirme. Hesaba katma. Durumu değerlendirme. Hesaba katma. Düşünme. Durumu değerlendirme.
Ay hem konuş hem yazamadım. Düşünmek. Doğru mu? Düşünmek. Durumu değerlendirmek. Hesaba katmak anlamında. Ne diyor? Düşünme. Hesaba katma. Nasıl birisi işte tepki verebilir? Nasıl birisi tepki verebilir? Bir duruma can be worthwhile. Faydalı olmasına rağmen bakın şuraya kadar bir toplayalım. Bir duruma, birinin bir duruma nasıl tepki vereceğini düşünmek faydalı olsa da olmasına rağmen. Worthwhile neydi? Faydalı. Worthwhile. Faydalı. Buna başka ne diyebilirim? Faydalı. Hemen yazdım. Helpful. Sonra useful. Beneficial. Beneficial. Favorable. Başka notful. Notful. Bunların da hepsi faydalı anlamında. Devam edelim. Ne diyor? Yapma, bir şey yapma. Yine bir şey söylemiş. Hakkında diğer insanların davranışı lead to. Ona dikkat edin. Lead to. Sebep olabilir yanlış sonuçlara. Conclusion sonuç demek, yanlış sonuçlara. Şimdi şurada neyi unutmayacağım? Bana şey vermişti, ballaç vermişti, doğru mu? Sonra burada bana değerli olduğundan bahsetmişti. Birinin hakkın, bir durum hakkındaki düşünmenin bizim için faydalı, yararlı olduğunu söylemişti. Şimdi benim normal şartlarda artık bu tarafta bu tarafın olumluyken bu tarafın olumsuz olması gerekiyor. Doğru mu? Zaten bana şurayı yanlış sonuç olabilir diye verdi. Birinin hakkında söz mü? Birinin hakkında bizim varsayımlarımız mı? Öncelik zaten birinin hakkındaki iltifatlar yanlış sonuçlar olmaz. Hatalar yanlış sonuçlar olmaz. Zaten iki tane böyle okey olumsuz aynı anda mantıksız olur cümle içerisinde. Sözde belki sözleri söz vaat bir şey hakkında söz vermek. Yani burada söz laf anlamında da değil. Ama ne diyor? Assumption nasıl oturdu ona bakalım. Birinin davranışı hakkında varsayımlarda bulunmak, varsayım yapma sizi yanlış sonuçlara götürebilir diyor. Doğru mu? O yüzden assumption doğru cevap oldu. Bakın hem çok güzel bir aslında cümle tamamlamış. Mesela şuradan kesse, şu taraftan sonrasını kesse çok güzel bir cümle tamamlama. Bağlacım var. Senin faydalı kelimen var. Bu tarafta da onun olumsuzluğunu arayacaksın. Çok güzel de bir hem kelime sorusu hem de çok güzel bir cümle tamamlama sorusu olurdu. Geldim. Kaçıncı sorumuza? Dördüncü sorumuza. Ne diyor? Yine bir phrasal verb sorusu. Fall behind neydi? Gerisinde kalmak. Gerisinde. Arkadaşlar anlamadığınız yerler olursa sorabilirsiniz. Puton giymek. Ve kilo almak anlamı var. Kilo almak. Bring down düşürmek, indirmek. Düşürmek, indirmek. Consist of oluşturma, oluşmak. Buna aynı zamanda şey de diyebilir miyiz? Comprise of. Comprise of da diyebiliriz. Come true neydi? Üstesinden gelmek. Üstesinden gelmek. Buna başka eş anlam ne verebiliriz? Ne verebiliriz? Overcome diyorum. Başladım ben. Overcome. Cope with. Tackle. Handle. Başka deal with. Aynen deal with. Get over. Olur mu? Bunlar da üstesinden gelmek anlamındaki olan diğer kelimelerimiz, diğer verblerimiz diyelim. Şimdi bakalım
Bize soru da ne diyor? Avcı toplayıcı toplumlar genellikle bir şey yapacaklar. Band ne demek? Birleştirmek. Birleştirmek. Anlamı var fiil olarak ya da çete, takım olarak da noun anlamı var. Tamam mı? Yaklaşık olarak, approximately, yaklaşık olarak demek, yaklaşık olarak anlamında başka ne kullanabiliriz? Some. By. About. Bunların da yanına sayı geldiği zaman yaklaşık anlamında. Around. Around, yaklaşık anlamında. Doğru mu? Yaklaşık anlamında kullanıyoruz ama yanında sayı varsa. Yoksa hepsinin farklı farklı anlamları da var tabii ki ayrıca. Ne dedik? Yaklaşık olarak, bu zarf olduğu için yaklaşık olarak dedim. Yaklaşık olarak 50 birey, who dedi, bireyi açtı, bireyle ilgili bilgi verecek. Are related, yani ilişkili, bağlantılıdır, ilişkilidir. Birbirleriyle, through, vasıtasıyla, aracılığıyla demek, via, by da kullanabiliriz bununla birlikte. Evli ya da bazı diğer törenlerle, bazı evlilik veya diğer bazı törenlerle ilişkili olan yaklaşık 50 kişiden bir şey yapan gruplardan oluşurmuş bu avcı ve toplayıcı şeyler, toplumlar. Şimdi bana avcı ve toplayıcı toplumların nasıl bir arada olduğunu açıklamış. Doğru mu? Şimdi gerisinde kalmak desem onunla ilgili bir şey diyemem. Yani neyin gerisinde kaldı? Neyi düşürdü? Neyin üstesinden geldi? Giymek, kül almak zaten alakasız. Avcı ve toplayıcı toplumlar oluşur. Nasıl oluştu? Neyle oluştu? Onu açıkladı bana. Doğru mu? O yüzden cevabımız Denizli oldu. Geçtim hemen 5. soruma. Delay. Şimdi erteleme anlamında, doğru mu? Burada ertelemek demedim. Neden? Çünkü diğer kelimelerime baktım. Sonumun mint'le bitmiş. Sonu şın'la bitmiş. O yüzden dedim ki bunlar o zaman hepsi noun. Doğru mu? Noun dedim. O zaman bunu da ertelemek diye değil, erteleme, gecikme diye çevirdim. Ama bu verb olsaydı, eğer verb olsaydı bunun ertelemek anlamına gelen başka hangi verblerimiz vardı? Mesela postpone vardı. Aynen. Mesela suspend vardı. Başka ne vardı? Put off vardı. Put off. Put aside vardı. Doğru mu? Bunlar da ertelemek anlamında. Aynen. Bunlar da call off. Bunların hepsi de ertelemek anlamına gelen bizim verblerimizde. Şimdi devam edelim. Delay da tabii ki burada. Onun da verb hali aynı. Erteleme dedik. Celebration, kutlama. Kutlama, şölen anlamında. Difficulty, zorluk, güçlük demek. Zorluk, güçlük demek. Achievement, başarı demek. Başarı. Başarı anlamına gelen başka success olur. Success diyebiliriz. Progress, ilerleme. Progress. Doğru mu? Limitation, sınırlama. Aynen, accomplishment da olur. Sınırlama. Sınırlama anlamına gelen başka restriction olur mu? Sonra bordering. Bordering. Başka ne yazabiliriz? Confinement. Confinement. Başka bir de constraint. Bunlar da bizim sınırlama anlamına gelen şeylerimiz, kelimelerimiz. Bakalım şimdi bize soruda ne diyor? Spectacular. Bu ne acaba? Bu ne acaba? Arkadaşlar bu muhteşem demek. Muhteşem. Muhteşem anlamına gelen magnificent,
Magnificent, ters söyledim. Magnificent olur. Amazing olur. Amazing. Dedik. Brilliant. Brilliant diye bir perde markası da vardı. Oradan da aklınıza gelebilir. Bir de Georgia's da olur. Bunlar da muhteşem anlamına gelen sıfatlarımız. Devam edelim. Muhteşem buluşlar ve şimdi bakın. Bağlaçların önemini şurada da şu soruda da söylemiştik. Doğru mu? Dedik ki bağlacı verdi. Burada kelimelerden çıkaramadık diyelim ki. Bilmiyoruz kelimeleri. Atıyorum bunu da sorabilirdi. Bağlaçları dedik ki bağlacı verdi, yararlıyı verdi. Bu tarafta olumsuz bir şey olacak dedik. Bakın böyle bir tahmin yürüttük. Burada tam hani zıttı için geçerli değil. Burada vermiş ama yani mesela burayı da verebilirdi ya da burayı da isteyebilirdi. Kelime sorusunda. Burayı böyle düşüneceğiz. Geldim buraya. End bağlacını gördüm. End bağlacını gördüm. Dedim ki şimdi bana burada muhteşem bir buluştan bahsetti. Ve dedi. Şimdi ben artık buraya kötü bir şey yazamam. Ve dedim. Ve ile bağladım. Yani bu şey gibi ekleme mesela ne diyebiliriz? Beside, as well as. Bu ekleme bağlaçları gibi. Ve de aynı şekilde. İyiyse iyi, kötüyse kötü gelecek yanına. Doğru mu? Şimdi ben buraya da artık kötü bir şey yazamam. Yine iyi bir şeyden bahsetmem lazım. Bir başarıdan bahsetmem lazım. Muhteşem buluşlar ve bir şey moleküler biyolojide son 50 yılda ne yaptı? Yarattı bir gene dayalı, gen temelli bir tıp devrimi yarattı. Şimdi bakalım erteleme olmaz dedik. Olumsuz bir şey olmayacak. Zorluk güçlük olmaz. Sınırlama olmaz. Bir kutlama mı mantıklı burada? Başarı mı mantıklı? Kutlama ne kutlaması? Başarı diyeceğiz. Başarı. Muhteşem buluşlar ve başarılar moleküler biyolojide işte devrim yarattı diyeceğiz. Tamam. Beşinci soruya kadar anlamadığınız bir yer var mı? Tamam. Devam edelim o zaman beşinci soruda. Şimdi challenge ne demek? Zorluk. Elimination, eleme. Examination, inceleme, sınav, inceleme. Recovery, iyileşme. İyileşme, kurtulma. Kurtulma. Observation da gözlem. Gözetleme. Buna mesela watching de diyebiliriz. Observe fiili observe ya da watch onlar da birbirine eş anlam olarak kullanabiliriz. Geldim şimdi ne diyor? Vegetative state. Ne demek? Bitkisel yaşam. Bitkisel. Aramızda tıp dilciler olabilir ya da yok dilde sağlık alanına girecekler olabilir. Onlar için önemli bir kelime. Bitkisel yaşam can be caused. Bakın modal'ı pasif çekimlemiş. Doğru mu? Ne diye çevireceğiz? Neden olabilir? Neden olabilir? Tarafından bir travmatik ve travmatik olmayan beyin hasarı. Hasar. Beyin hasarı tarafından bir neden olabilir dedi bir bitkisel yaşam ve eğer travma olmayan hastalar ne yapmazsa ilerleme yapmazsa ilerleme kaydetmezlerse ilk birkaç aylarında dedi ilk birkaç aylarında eğer hastalar ilerleme kaydetmezlerse onlar genellikle yine pasif kullandığım düşünülür ötesinde umudun bir şeyin bir şey umudun ötesinde düşünülür. Şimdi benim hastalarım var. Eğer diyor bunlar birkaç ay içerisinde ilerleme kaydetmezlerse artık onlar iyileşme umudunun ötesinde düşünülecek. Yani iyileşemeyeceği düşünülecek diyor. Doğru mu? Yani eleme hani belki gözlem bir dursun. İnceleme zorluk zaten anlam olarak
Mantıklı değil. Gözlem umudunun ötesinde. Bakın bu da oturmuyor. Ama iyileşme umudunun ötesinde düşünecekler. Yani iyileşme umutlarının olmadığı düşünülecek diyor. Bu soruda da. Tamam. Geçtim hemen 7. soruma. Bir ne sorusu? L'ye gördüm. Sonlarında diyorum ki bir adverb yani bir zarf sorusu. Hemen bakalım kelimelerin anlamlarını. Immensely ne demek? Son derece. Son derece. Insufficiently ne demek? Sufficient yeterli. Insufficient yetersiz. Insufficiently yetersiz şekilde. Yetersiz şekilde. Yetersiz şekilde. Gördüğünüz gibi in prefiksi yani ön adı ne yaptı? Yetersiz yaptı. Yeterli kelimesini yetersiz yaptı. Adversely ne demek? Kötü yönde. Kötü yönde. Inconveniently yine bununla aynı. Convenient ne demek? Şöyle şuradan çizeyim sadece. Inconvenient ne demek? Uygun demek. Doğru mu? Uygun demek. Şurayı yeşille yazalım, maviyle yazmayalım. Uygun demek. Inconvenient ne demek? Uygunsuz demek. Inconvenient ne demek? Uygunsuz bir şekilde. Uygunsuz bir şekilde. Kelimeleri bu şekilde kendiniz de parçalarsanız her bir kelime size artık yük olmaz. Rahatsız da olur. Aynen. Rahat, rahat, convenient, rahat, münasip diye düşünebilirsiniz. Rahatsız, rahatsız bir şekilde. O da olur. Kelimeleri böyle arkadaşlar bölün size yük olmaz. Convenient'ı ezberledim, inconvenient'ı neydi falan filan diye böyle şey yapmayın. Kelimeleri bu şekilde ezberlemeye çalışın. Elaborately ne demek? Ayrıntılı bir şekilde. Ayrıntılı bir şekilde. Normalde mesela bunun da verb pile neydi? Elaborate. Ayrıntılı bir şekilde incelemek demek. Laboratuvar gibi düşünün. Laboratuvarda nasıl incelersiniz? Ayrıntılı incelersiniz. Ayrıntılı incelemek böyle aklınızda kalabilir. Tamam mı? Bunlar da benim ezberlediğim metotlar size söyleyeyim. Geldim hemen cümleme. Ne diyor? Detaylı da olur. Aynen. Ayrıntılı, detaylı. Onlar da olur tabii ki. Volkanik. Katastrof ne demek? Felaket demek. Felaket. Volkanik bir felaket ne diyor? Genellikle volkanik yani şurayı binlerce yıldır meydana gelir. Yani meydanda olur, meydandadır. Yani volkanik felaketler genellikle binlerce yıldır meydana gelir dedik. Bıraktık, geçtik ikinci cümleye ne diyor? Çoğu volkanlar, birçok volkan kazanır, işte güç kazanır diyor. Güç kazanır, bin yıldır güç kazanır. Önce, neyden önce? Bir şey yapacak, güçlü, explosion, patlama demek. Patlama demek. Patlama meydana, güçlü bir meydana gelmeden önce... Şimdi bunu nasıl diyeceğiz? Yetersiz bir şekilde güçlü meydana gelmeden önce mi deriz? Yetersiz şekilde güçlü patlama nasıl olur? Ya da uygunsuz patlama, ayrıntılı patlama zaten olmaz. Kötü yönde bir patlama da olmaz. Ne deriz? Son derece güçlü bir patlama meydana gelmeden önce bin yıl boyunca güç kazanır diyeceğiz. Doğru mu? Son derece güçlü patlama meydana gelmeden önce zaten yetersiz şekilde güçlü patlama meydana nasıl olur yani böyle bir zaten şunların hiçbirisi bir de bakın bunların hepsi biraz daha olumsuz bir anlamda bu daha olumlu bir anlamda burası da şey olacak yani oraya uygun olacağı için bu olumsuzlar kendi içerisinde elendi. Çok karaladım şunları şöyle birazcık sileyim. Cevabımız A'ydı. Geçtim hemen 8. soruma. Ne diyor? Violation. Neydi? İhlal. Doğru mu? İhlal. Conclusion. Sonuç. Sonuç demek. Sonuç anlamına gelen başka. Şunların rengini değiştireyim artık. Biraz da şöyle bir turuncu yapalım.
Sonuç anlamına gelen neydi? Outcome. Outcome olur mu? Başka. Consequence olur mu? Consequence. Sonuç olarak mesela as a consequence diyoruz. Bağlaçta as a consequence sonuç olarak diyoruz. Result var. Aynen result var. Bunların hepsi sonuç anlamına gelen bağlaçlarımız. Başka ne var? Başka ne diyebiliriz? Düşüneyim biraz. Dediyorsun da aynen o da şey sonuç çıkarmak anlamında bağlacımız. Development neydi? Gelişme. Gelişme. İlerleme, gelişme. Buna da eş anlam yazacak olursak ne yazabiliriz? Onu da şöyle morla yazayım. Advance yazabilir miyiz? Advance. Yazarız. Improvement. Improvement. Sonra aynen make progress ilerlemek. Progress yazabiliriz. Bunlar şey olduğu için, isim olduğu için. Geldim diğer kelimeme. Compulsion neydi? Zorlanma. Zorlanma. Evet onlar da olur. Involvement. Zorlanma. Mecburiyet. Obstacle neydi? Engel. Engel anlamına gelen başka hangi kelimelerimiz var? Drawback. Drawback eksiklik anlamında da olur. Hindrance. Hamper. Bir de block da zaten bildiğimiz bir kelime. Bunlar da engel anlamına gelen diğer isimlerimiz, noun kelimelerimiz. Bakalım ne diyor? Araştırma buldu. Şunu. Şimdi ne bulduğunu det deyip açtı. Tamam mı? Bu şimdi buradaki det non-clause mu relative clause mu? Hadi bakalım. Non-clause mu relative clause mu? Aynen. Non-clause. Neden? Çünkü arkasından fiil geldi. Doğru mu? Eğer non-clause'un arkasından fiil geliyorsa İşte be fiili de olur, be fiili olur. İşte emzar olur, have been olur. Fiil geliyorsa, sıfat geliyorsa. Sonra başka ne gelir? Noun clause'un arkasından. Fiilin niteliği, aynen öyle. Bunlar fiil, sıfat, zarf. Bunlar geliyorsa that'in arkasından mesela. Ya da öyle noun clause'un arkasından bunlar geliyorsa, bunlar geliyorsa noun clause kullanıyoruz. Relative clause'da da sadece ne gelecek? Noun gelecek ve bize ne yapacak? Sıfat cümleciği yapacak. Şimdi devam edelim. Araştırma buldu. Şunu dedi ne bulduğuyla ilgili bilgi vereceğiz. Tipik bir beyin ise bir mozaik birleşme demiş. Bir mozaik birleşmedir. Bazı özellikler det deyip nasıl özellik olduğunu detle açtık. Bakın burada ne yaptık artık? Relative clause yaptık. Bazı özellikler daha yaygındır. Erkeklerde daha yaygın olan özellikler ve diğer özelliklerden sam dedik. Yine nasıl diğerleri olduğundan bahsettik. Bazısı olduğundan bahsettik. Görünen daha sık kadınlarda daha sık görünen. Yani tipik beynin erkeklerde daha sık görülen bazı özellikleri ve kadınlarda daha sık görülen bazı özellikleri beyin ne yapıyormuş? Birleştiren bir mozaik olduğunu buldu dedik. Tamam mı? Buraya kadar cümlemiz bu şekilde. Point ne demek? Point ne demek? Rengimi değiştireyim bari. Hepsi birbirine girdi. Point ne demek? İşaret etmek. Aynen öyle. İşaret etmek. İşaret etmek. İşaret etmek. Bir şeye işaret edeceğiz de deyip onu açtı. İnsan beyninin ait olmayan iki farklı tür kategorize edilen iki farklı tür cinsiyet tarafından dedik. Cinsiyete göre kategorize edilen iki farklı türe ait olmadığı bir şeyine işaret ediyor.
İhlaline işaret etmez. Böyle bir şekilde zaten kullanamayız. Conclusion, sonucuna işaret edilebilir. Yani ait iki farklı türe ait olup olmadığı sonucuna işaret etti der miyiz? Deriz, böyle kullanırız. Zorlanma, gelişme, bir gelişmeden bahsetmedim, bir engelden bahsetmedim. Bunları bu şekilde kullanamayız. İki farklı sonucuna dediğim işaret ediyor dedim. Tamam mı? İki farklı sonuca işaret etti dedik. Geçtim hemen 9. soruma. Overcome neydi? Yazmıştık. Üstesinden gelmek. Doğru mu? Üstesinden. Bu aslında overcome. Unutmayın. Üstesinden gelmek. Ne demiştik buna başka? Come true diyebiliriz. Come true. Cope with diyebiliriz. Deal with diyebiliriz. Handle. Tackle. Bakın bilmiyorsak bile artık ezberlememizin şeyi yok. İki kere karşımıza geldi, bu kelimeleri iki kere yazdık. Siz de iki kere yazsanız, şimdi iki kere duydunuz, iki kere de yazsanız hiçbirini ezberlememe ihtimaliniz bile yok. Ignore ne demek? Göz ardı etmek. Aynen. Göz ardı etmek. Göz ardı etmek. İğrenç yazdım. Provoke. Ne? Kışkırtmak. Identify. Tanımlamak. Açıklamak. Tanımlamak. Doğru mu? Ne diyebiliriz? Define diyebilir miyiz? Şunları farklı renk yazayım da anlamları şey olmasın. Define diyebilir miyiz? Sonra başka. Describe diyebilir miyiz? Ve sağlıkçılar içinde diagnose diyebilir miyiz? Diagnose hastalığı tanımlamak, teşhis etmek de içinde kullanılır. Tanımlamak, teşhis etmek anlamına. Aynen, provoke etmek. Zaten dilimize de yerleşmiş provoke etmek diye de kullanıyoruz zaten. Improve, geliştirmek. Geliştirmek. Bu neydi? Eş anlam verelim. Enhance. Develop. Aynen. Develop. Advance. Başka bir de promote diyelim. Şimdi bakalım bize soruda ne söylüyor? Şunu da değiştireyim. Şöyle bir mavi yapayım bu sefer de. Çocuklar with dedi. Nasıl çocuklar? Noun'un önüne geldi. Bizi lily yani sahip olma anlamında çevirecek. Otizm, spektrum durumlu çocuklar. Sıklıkla ne yapar? Trouble ne demekti? Trouble ne demekti? Pembeyle mavi, ay sarıyla mavi yan yana sevmem. Trouble ne demekti? Trouble, sorun etmek. Sorun etmek. Verb olarak böyle, noun olarak da dert, bela anlamında kullanabiliriz. Ne dedik? Devam edelim. Bir şeye sahipler, belaya, bir derde daha doğrusu bela demeyelim de, bir dert, duygusal durumunu nasıl insanların, onların çevrendeki insanların duygusal durumunu bir şey yapma derdine sahipler, bir şey yapma derdine sahipler dedik. Bakalım. Onu bakacağız. Struggling ne demek? Struggling ne demek? Struggling ne demek? Mücadele etme deme. Mücadele etme. Mücadele etme. Ayırmada distinguish. Ayırmada bir mutlu yüzü bir mutsuz yüzden ayırmada mücadele etme işte zorlanma anlamında. Örnek demiş, örnek demiş, bu tarafta vermiş. For example değil, bu tarafta da verebilirdi. Örneği burada vermiş, yani bu şekilde vermiş. Şeyinde, bağlacında sonunda kullanmış. Şimdi ben dedim ki, duygusal durumları, insanların onların mutlu yüzünü, mutsuz yüzünü ayırmada sorun yaşıyorlar. Böyle bir dertleri var dedik.
O zaman insanların duygusal durumunun üstesinden gelmede mi zorluk yaşıyorlar? Göz ardı etme değil, kışkırtma değil. İnsanın geliştirme hiç değil. Onların mutlu yüzünü mutsuz yüzünden tanımlamada, böyle ayırmada sorun yaşıyorlar dedik. Doğru mu? Tanımlayamıyorlar. Böyle bir dertleri var diyeceğiz. O yüzden cevabımız tanımlamak oldu. Geldik son sorumuza. Pervasive ne demek? Yaygın. Yaygın. Yaygın anlamına gelen başka hangi kelimelerimiz var? Prevalent. Prevalent. Sonra common. Common. Aa, yazamıyorum. Sonra widespread de var. Doğru mu? Widespread. Bunlar hepsi yaygın anlamına gelen kelimelerimiz. Başka? Restraining ne demek? Kısıtlayıcı. Kısıtlayıcı. Kısıtlayıcı anlamına gelen kelimelerimizi şurada yazmıştık. Şimdi ben bir daha yazmıyorum. Neredeydi? Heh, burada yazmıştık zaten. Hadi o ben şurayı şey yapayım. Kopyalayayım da. Oraya da koyayım. Çalışırken sizin için sıkıntı olmasın. Ya da neyse ben dersten sonra oraya kopyalayayım sizin için. Kısıtlayıcı dedik. Insignificant neydi? Significant önemli. Insignificant önemsiz. Disruptive yıkıcı. Aynen. Dampening de ıslatma, nemlendirme demek. Nemlendirme. Nemlendirme. Tamam. Bakalım ne diyor? Önemi ne için de sayının önemi ne sayısının tasarımın önemi için de sayısının önemi için de tasarımın sayısının önemi. Stem from bugün yine karşımıza gelmişti. Den kaynaklanmak bir şey olacak etkisi. Harmonious ne demek? Uyumlu. Yani harmanlanmış, uyumlu. Uyumlu, ilkelerle uyumlu. Ne ilkeleri? Ying Yang'ın ilkeleriyle uyumlu. Bir şey etkisi. Sonra ne diyor? Defalarca, repeat, tekrar etmek. Repeatli defalarca demek. Defalarca görülen mimari tasarımlarda. Çin tasarımında sayıların önemi, mimari tasarımlarda defalarca ne diyelim defalarca görülen uyumlu yin yang ilkelerinin bir şey etkisinden kaynaklandı diyor. Bir şey etkisi, kısıtlayıcı etkisinden mi defalarca olacak? Ya da önemsiz etkisi, yıkıcı etkisi, nemlendirme, ıslatma zaten çok alakasız. Yaygın etkisi. Bakın yine şurası da benim için olumsuzdu. Gördünüz mü? Olumsuzdu. Şu zaten saçmaydı. Mantıklı olan bir taneydi. Yani hani böyle soruları çözerken aman hangisi acaba falan filan diye böyle şey yapmayın. Kendinizi çok zorlamayın. Eğer anlamını biliyorsak tabii ki kolay. Bilmiyorsak biraz düşüneceğiz. Biliyorsak yapacağız. Burada şu üçünün anlamı şeydi zaten olumsuzdu. Bir tek bunun anlamı olumluydu. Bir şeyin olumlu etkisi defalarca görülür. Olumsuz kısıtlayıcı etkisi, önemsiz yıkıcı etkisi defalarca görülür demeyiz zaten. Şimdi sorusunuz var mı? Sorunuz var mı? Sorularla ilgili sorunuz var mı? Anlamadığınız bir yer var mı? Yok hocam. O zaman çok güzel. O zaman hemen ne yapıyorum? Buradan buraya geliyorum. O zaman yanlarına çok güzel eş anlamını yazmanız emeğinize sağlık. Ne demek? Alan soruları aynen. Şimdi şu YKS geçsin zaten çok az bir süremiz kaldı. YKS geçtikten sonra YÖKDİL için dersleri, YÖKDİL YDS için devam edecek derslerimiz. O zaman da alan alan gidebiliriz.
Daha sonra takip edebilir miyiz? Dersleri mi daha sonra izleyebiliyor muyuz diye sordunuz. Kayıt, aynen. Şu an derslerimiz kayıt altında zaten. Ne güzel. Ne güzel, çok mutlu oldum. Ben de teşekkür ederim arkadaşlar. Yarın da paragraf soru çözüm dersimiz olacak. Şöyle bir düşündüm ne yapabiliriz diye. Kelime yaptık başta geçen haftalarda. Bağlaç yaptık. Close çözdük. Cümle tamamladık. Paragraftan attık. Bugün yine bir kelime yaptık. Yarın da paragraf çözeriz. Başka böyle istediğiniz olursa yazabilirsiniz bana. Instagram'dan falan yazabilirsiniz. Oradan ulaşabilirsiniz. Böyle şey yapalım. Yarın da benimle. EYDS'leri de unutmayız. Onları da yaparız tabii ki. Rica ederim. Yarınki dersi de kaçırmayın. Paragraf çözelim. Derslerimiz dünden belli oldu. Telegram kanallarını takip edin arkadaşlar. Ya da Instagram hesabımı takip edin. Ben zaten oralardan da duyuruyorum. Erken haber veriyoruz. Haftalık dersi atıyoruz. O yüzden kaçırmazsınız. Rica ederim. Ne demek? Ben de dersime katıldığınız için size teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. İyi çalışmalar diliyorum. Hoşça kalın.